Erkekler meydanı bura. Arkadaşlar selamünaleyküm. Zeynel abimiz geldi. Şimdi Zeynel abiden bahsedeyim biraz. Sayısız kuyu vurmuş. Hatırlamıyor ki bir tanesi boş çıksın. Çok iddialı ve hakikaten çok iddialı. Samimi söylüyorum. Şimdi bizim alana bakacak. Günah. Valla Zeynel abi o kadar iddialı ki çıkmasa da burada su yine yayınla dedi. Tabii tabii yayınla. Serbestsin. Eyvallah. Eyvallah abi. O zaman top sende. Yayınla abim benim. Şimdi kardeşim benim bak. Senin bu bölgen sıkıntılı bir bölge. Evet. Tamam baba. Su bakımında sıkıntılı bölge. Şimdi senin bu bölgende iki kademeli sular geçiyor. Evet. Tamam mı? Nereden biliyorsun diyeceksin. Tabii bu iş bizim işimiz olduğu için kısmen bu bölgelere gelmişizdir. Bu bölgelerde çok sondajlar bulmuşuzdur. Şimdi üstlerden çıkan su biraz zayıf. Evet. Yani böyle bir yarımlık gibi sular çıkar. Yani ilk etapta. Senin suyun da 280 ile 320 arasında buralarda mükemmel sular alınıyor. Mükemmelden kastın? Yani kastım dedim saatte 40 tonla 50 ton arasında su alınıyor. Su. Evet evet buralarda alınıyor. Ama 280'i aşmak lazım evet. Burada. Onun haricinde yarımlık çıkar. Yani bir 100'e varmadan 100, 120, 70, 80 bu arada yarımlık sular. Biz iki tane vurduk. Şimdi oraya da gider bakarız. Ya belki tabii, onun tabii. Altında vardır. Biz erken bırakmış da olabiliriz. Ya tabii ona da bakarız. Şimdi o zaman seni izliyoruz abi. Herkesin hakkını teslim ederim. Kesinlikle yani. Öyle. Aynen. Bak senin burada giden bak şu alanda bak bir suyumuz var. Evet. Tamam baba. Bu suyumuz da şu genişlikte bak. Şu genişlikte giden bir suyumuz var. Akıyor aşağıda. Ha. Evet. Bu su sence nereye doğru gidiyordur? Yani yüzeysel bakarsak bu tarafa gitmesi lazım değil mi? Su böyle gidiyor bak. Evet bu tarafa doğru. Aslında aşağı diyorsun değil mi? Aşağı yürüyor. Aynen öyle. İşte tam tersi orada. Yerin altı ve üstü düzlük olarak aynı değil. Suyumuz buradan gelip böyle gidiyor baba. Şimdi tamam. Bunun gitti geldiği yönü bakacağız. Tamam bu suyumuz buradan zaten geliyor. Evet. Buradan da devam ediyor gidiyor baba. Şimdi bir tane suyumuz buradan. Bak şu anda tuttum bak. Kuyuyu nedir abi bunu dolandırıyorum bak. Tık yok. Hiç oynama bile yok tık yok. Ya, diğer kuyu da şurada diğer abi. Diğer kuyuya da gidelim. Tık yok. Buralarda hiç damar geçmemiş. Ne diye bu noktayı göstermişler? Hayret. Yani boşluk da yok. Evet. Bak şuna bakıyorum. Aynı. Bunda da tık yok. Hayda. Biz senin burada suyun var. Suyunu da alacaksın. Peki kuvvetli alırsın. Bir su mu alırız yani? Evet. Güzel su alırsın. Yani saat. Abi saatte 40 ton demen hayır, 40 ton değil. Yani bu bölgelerde dedim bu mümkün. Sular var. Evet. Ama zaten buradaki su saatte 8, 9, 10, 12 ton gibi. Birlik bir diyebilir miyiz? İkilik. İkilik. Yani o da çok iyi. Çok iyi tabii. Çok. Buraya yeter. Senin yeter değil. Bu suyu zaten tüketme şansın yok senin. Aynen öyle. Zeynel abi ne demek istiyorsun? Ben bu videoyu sonrasıyla birleştireceğim. Birleştir baba. Ama gerçekleri de söyle. Evet. Yani çıkar çıkmaz söyle. Millet bilsin, millet görsün. Çıkmasa da yayınlayacağım. Evet, söz evet, veriyorum. Söz, çıkarsa da yayınlayacağım. Herkes insanlarını tanısınlar. Aynen yazık öyle. Günahtır. Yapmasınlar bu işi. Bilmiyorsanız bu işi yapmayın. Aynen biliyorsanız öyle. Yapın. Yazık günah. Sonunda ne çıkarsa aynen kendiler birleştir. Yayınla seni seyredenler de seyretsinler, hakikati görsünler. Ben bunu da bilerek çekiyorum ki sana da referans olsun çıkarsa. Çünkü çok iddialı olduğunu görüyorum gerçekten. Çünkü evet. Eminsin. Hatta arkadaşlar bizim buraya vurduğumuz kuyuları Hilmi abiler vurmuştu. Zaten Hilmi abilerle beraber çalışıyormuş ama Hilmi abiler böyle şeylere müdahale etmiyor. Çünkü diyor ki müşterinin bulduğu... Aynen müşteri evet. Diyor hani kendi bulduğuna inansın. Aynen. Biz müdahale edersek çıkmazsa yanılabiliriz diyor yani üzülebilir sorumluluk diyor adam. Sorumluluk almayalım diyor. Aynen öyle. Akın kardeşimizin sorumluluğunu da biz alıyoruz. Sıkıntı yok. Akın kardeşimiz temiz bir arkadaş. Allah razı olsun abi. Sevdik kendisini de kendisi için de elimize geleni yapmaya çalışacağız. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar şimdi alana geldik size güzel bir haber vermek istiyorum. Yani aldığım haberi söyleyeyim. Su çıkmış gibi diyorlar. Şimdi canlı kanlı göreceğiz. Haydi bismillah arkadaşlar. Vallahi şu an aşırı heyecanlıyım. Şöyle tatlı da aldım abileri ikram niteliğinde. Çıksa da çıkmasa da ikram edeceğiz yani. Selamünaleyküm şimdi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.
Var mı bir şey? Var ya, ondan olur mu? Harbi mi? Harbi abi, hoş geldin. Baban mı senin Zeynep abi? Babam abi. Oğlum nasıl bir adam bu ya? Yemin ederim var ya. Haydi bismillah arkadaşlar. Var mı? Allah gördün mü sen? Cuma var ya, sonunda yaptık ya. Allah razı olsun. Ben çoğu cuma abim merak ediyordum. Eyvallah. Aa, Zeynep abi nasılsın? Abi de bakın nasıl, iyi misin baba? Valla daha iyi olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Valla söyledin, inancım yoktu ama sana da güveniyordum. Allah razı olsun. Yani... Saatte 20 ton suyun var burada senin. Şaka yapıyorsun. Yok, maşallah. Atıyor abi bak. Arkadaşlar. Ya oğlum çıkansıya bak, maşallah maşallah maşallah. Bak buraya o kadar kişi geldi. Var dediler, yok dediler. Zeynel abi vallahi Allah razı olsun. Üçlük üçlük. Şaka yapıyorsun. Aynen üçlük. Maşallah. Gel bak. Arkadaşlar bak 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 bak. Bak. Hesabı su Akın. Ya bir şey diyeyim mi? Akın babamıza hayırlı olsun. Zeynel abi gerçekten sözünü neresin, Allah razı olsun. Sağ ol abi, sağ ol. Vesile oldun yani, yapacağım dedin oldu. Bizi buldun da biraz geç buldun. Olsun, sıkıntı yok. Bu arada bazen çatlağa giriyor değil mi? Çatlak var, daha yarısı çatlağa girmiş. Aynen öyle, maşallah bayağı bir su geliyor arkadaşlar. Aynen öyle. Bazen köpük geliyor, bazen suyu atıyor yukarıya. İki damarın ikisi de alınmış. İkisi de tam nokta. Ha, ikisi de alınmış. Zeynel abi nerede su orada. Aynen öyle. Senin numaranı da bırakacağım abi buraya. Aynen. Tamam mı? İnşallah oradan da ulaşırsınız arkadaşlar. Vallahi adam Türkiye'nin her yerine gidiyor. Akın kardeşimi sevindireceğim dedim. Aynen sevindirdim. Allah razı olsun abi. Biz de kendiyle beraber sevindik. Vallahi ilk defa bu kadar derdimi dert eden birini gördüm. Yani sen uğraştın gerçekten. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi birazdan yine devam ederiz arkadaşlar. Evet, maşallah yazın arkadaşlar. Maşallah yazın. Vay 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 vay. Haydi bismillah arkadaşlar. Tolga abi de bayağı bir emek verdi ekiple beraber. Herkesten Allah razı olsun. Mekana geldik şimdi. Suyumuz çıktı Allah'a şükür. Tabii daha bu net değil arkadaşlar. Yani fiziksel olarak, görsel olarak çıktı. Lakin şöyle net olacak. Şimdi denemeci dedikleri bir ekip var. Yani kuyu birkaç gün dinleniyor, tamam mı? Dinlendikten sonra bir makine indiriyorlar aşağıya. Sanki kuyunun sistemini kurmuşuz gibi alttaki biriken su yukarı atıyor. Eğer su yani çok çabuk biterse ve üstüne dolmazsa o su olmamış oluyor. Yani kuyu boş çıkmış oluyor. O yüzden bir denemeci gelecek 2-3 gün sonra. Ama şimdilik görünen köy su var diyor arkadaşlar. Bakalım hayırlısı olsun. Şimdi mangalımızı alacağız. Abilere mangalda böyle güzel bir kebap ikram edeceğiz. Daha sonrasında inşallah olayı tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi abiler sistemi topluyor. Çok şükür Allah'a. Artık Tolga abiyle kanka olmuştuk. Şimdi malzemeyi göstereyim, gördüğünüz gibi farklı arkadaşlar, mavi kil diyorlarmış buna. Ya bunun altında su oluyor. Ya Allah'ımıza binlerce kez hamdolsun arkadaşlar. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Zeynel abinin numarasını bırakacağım. Zeynel abi bırakayım numaranı buraya. Bırak abi. Türkiye'nin nerelerine gidebilirsin en fazla? Yani biz her yerine gidiyoruz. Şimdi yetişemiyorsun ya bazen. Malatya. Fırsat buldukça her vatandaşa yetişiyoruz. Evet. Sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar Zeynel abinin numarasını açıklamaya ve ekrana bırakacağım. Buradan ulaşabilirsiniz. Genellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bakıyor. Çok uzak, hani batı taraflarına gider mi bilmiyorum. Yani genelde suyun olmadığı yerlere gidiyor. Suyu bulmak için. Sıkıntı olan yerler her yerde. Aynen öyle. Evet, herkesin emeğine sağlık. Abi emeklerinize sağlık. Tolga abi nerede? Tolga abi gel bir şeyler söyle artık seninle.
Vatana millete hayırlı uğurlu olsun, suyumuz çıktı. Eyvallah, sağ olasın. Sonunda yani. He ya, senin artık. İlk defa bugün kirlendin ha bu kadar. Evet ya, ben normalde dediğim gibi çağırmışım. Sen, sırf senin için geldim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Evet, Akın Sondaj'a da teşekkürler arkadaşlar. Bizim ismimiz, firmanın da ismi. Demek buraya kısmetmiş. Evet, şimdi videomuzu ara verme zamanı. Evet arkadaşlar, şimdi Zeynel abi son sübükücü. Çok iyi gerçekten bu konuda. Oğlu da maşallah ses sanatçısı. Okulunda Antep'te birinci olmuş. Kardeş böyle güzel bir şey patlat da gelsin ya. Yani. Ne gibi bir şey istiyorsun abi? Uzun hava olsun mu Hilmi abi? Olabilir, olabilir. Uzun hava olsun. Neyi söyleyeyim? Hangisi varsa aklında? Hangisi daha güzel söylesin? Yavru yavru makuşu yükseklerde seslenir. Oh, ben ağlayayım ki belki gönül uslanır, uslanır. Yavru yavru makuşu sen ağlama, kirpiklerin kirpiklerin ıslanır. Oh, ben ağlayayım ki belki gönül uslanır, uslanır. Yar aman uslanır. Ola adamsın ya, ağzına sağlık. Bir alkış, yavri, bir alkış yapalım. Evet arkadaşlar, Hilmi abi senin ekibine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun herkesten. Yani güzel bir süreçti. Aylardır sana takılıyoruz artık, yeter yani artık. Hadi arayı açalım mı sen? Hadi açalım ya. Ekibin lideri aynen öyle. Zeynel abi emeklerine sağlık. Arkadaşlar su bulamıyorsanız yani... Kurak bölgedeyseniz özellikle Zeynel abiye ulaşabilirsiniz. İnanın bizim bu bölgede su yoktur yani, çok çok az var. Ama yine Allah'a şükür suyumuzu bulduk. Denemesini falan da yaptıracağız tekrardan. Ama şu anlık güzel bir suyumuz var. Zeynel abi ne söylemek istersin? Şimdi Akın baba bizi bulduğunda, biz buraya iştirak ettiğimizde her anda buraya 3 tane kuyu bulmuşlardı. 2 tane, bu 3.'ydü aynen öyle. Şu yan tarafta da bir 10 tane kadar vurduklarını söylüyorlar. Belki ondan fazla. Söylüyorlar. Bu bölgeler sıkıntılı bölge. Gerçekten bu bölgelerde su bulmak çok zor. İşte burada profesyonel olan insanlar devreye giriyor. Biz geldik, Akın Baba'ya bir su çıkaracağız diye söz verdik. Geldim, benim şeylerim bir tane vurduğumda suları alırım. Yani Helmi de bilir, Helmi'nin suyunu. Araştırmamızı yaptık, incelemelerimizi yaptık. Burada suyun çıkacağında emindik, biliyorduk. Metrajları da ortalama zaten söyledik. Suyu bulduk. Tam da nokta atış yaptık. Evet. Akın babamıza hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun İyi abi. İyi günlerde kullansın. Sen bu güzel şeye vesile oldun. Allah senden Allah razı olsun. Olsun. Yani teşekkür ederim. Buradan da benim gibi bu sorunu yaşayanlar da sana ulaştığında inşallah aynı neticeye kavuşurlar. Mutlaka ulaşsınlar. Çözeceğiz onların sorunlarını da. Su deyince biz oradayız. Aynen bazı öyle. İnsanlar var. İnan ki bir yoğurt parası satmakla bize ücret ödüyorlar. Aynen öyle. Bunların emeklerini boşa vermemek lazım. Arkadaşlar söylüyorum, biliyorsanız bu işi yapın. Bilmiyorsanız yapmayın. Dürüst olalım. Sahici olalım. Yani yalanla dolanla bu işler dönmez. Abi Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun baba. İyi günlerde. Allah razı olsun. İşin gücün rast gelsin. Sağ olasın abi. Seni teşekkür ederim. Seni mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Vallahi çok hiç olmadığı kadar mutluyum. Tamam baba. Allah razı olsun abi. Arkadaşlar, herkesin emeklerine sağlık. Sonunda hedefe ulaştık. Vallahi üçüncüyü bana vurmayın demişti çoğu kişi. İşte su yoktur vesaire ama çok şükür istediğimize ulaştık. Fazlasıyla ulaştık. Zeynel abim dediği gibi. Evet. Tolga abi nereye? Çek çek. İşimiz bitti. Suyu çıkardık ve evimize gidiyoruz. Görev tamam. Aynen. Ya abi sen yaşından 10 yaş ileridesin. Niye böyle ya? Abi bu iş bize...
Hele sen koy bize 10 seneler attırdı ya. He ya hiç beni valla beni de öyle yaptı. Çıkmayınca işte sıkıntı oluyor böyle. Eyvallah. İyi ki ne burada çıktı yani kurtulduk. Allah razı olsun abi ben de kurtulmuş oldum valla. Eyvallah arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bugün yine böyle suyumuzu bulmanın şerefine ekstra güzel bir tavuk göğsü, tavuk boynu bunları eritiyorum bu arada. İçinde bayağı bir var. Nereden baksana şöyle kovayı kaldıralım. Onun kaldırma şeyi yok neyse. Su hariç büyük ihtimalle bir 2 kilo, 2,5 kilo var arkadaşlar. Şöyle bir de köy yoğurdu aldım arkadaşlar. Kefir vermekten artık köpekler gına geldi. Ya yeter dedi kefir istemiyoruz dediler. Böyle köy yoğurdu aldık. Kerim, ne güzel bir yoğurt. Değil mi? Millet buna tatlı yemeği bulamıyor. Bizim burada köpekler yiyor ama arkadaşlar işte Allah ne demiş? Sorumlu olduğunuz hayvanlardan siz mükellefsiniz. Yani bunlar bize bağlı arkadaşlar. Bunlara iyi bakmamız lazım. Şimdi güzelce şunun suyunu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani buzlarını eritiyoruz sıcak suyumuzla. Hatta şu an erimiş sayılır. Bak şöyle gördüğünüz gibi. Bir bakıma yara haşlanmış oluyor. Oh yarasın yarasın. Bunu aslanlara vereceğiz arkadaşlar. Suyunu döküyorum maalesef. Bazen suyunu niye vermiyorsun diyenler var. Ya bilmiyorum hani iyi olmaz bence. İçmezler suyunu zaten. Yoğurt daha iyi arkadaşlar. Evet şimdi aslanlarımızı besleyelim. Daha sonra videomuzu yavaştan bitiririz. Evet arkadaşlar. Yavru aslanlarımız, kaplanlarımız şöyle köy yoğurdu menülerini bekliyorlar. Tamam oğlum tamam. Hemen klasik tabağımıza şöyle dökmeden koyarsak kardeş. Çok makbule geçer. Oo. Bak 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 tavuğun suyu da harmanlandı. Aa bir şey diyeyim mi? Yani biz ne yapıyoruz ya oğlum? Abarttığımızı düşünüyorum arkadaşlar ama olsun. Bu aslanlara iyi bakacağız. Bak şimdi bak. Bak dayanamıyor bak. Ne oldu ne oldu? Çok mu acıktın? He? Sonra diyorsunuz ki bunlar niye böyle arkadaşlar? E böyle beslenirlerse böyle olur. Patilere baksanıza. Ağzınızın suyu aktı değil mi? Bak ağzınızın suyu aktı bak. Açıyorum. Açtım. Oo biliyorlar hemen ya. Hemen biliyorlar. Bak maşallah maşallah maşallah. Favoriniz hangisi arkadaşlar? Poyraz mı? Sultan mı? Yoruma da yazmayı unutmayın. İkisi de tamam 10 numara ama tabii bir favoriniz vardır mutlaka. Bu arada Sultan çok kalın, çok büyük. Yani dişi olmasına rağmen anormal seviyede yüksek arkadaşlar. Baksanıza şöyle göstereyim. Ama şimdi şöyle belli bir süreden sonra anatomi gereği erkek dişiye geçer. Şu an için dişi çok kalın, çok iyi maşallah. Yani zaten az çok belli ediyor. Evet maşallah arkadaşlar ikisine de. Bir şey diyeyim bu arada bu muhtemelen yetmez. Bir de bunun üstüne 1 kilo belki 1 kilodan biraz daha fazla kuru mama yiyecekler. Bu bunlar için aslında oyun arası bir çerez arkadaşlar. Motorları bunların 3000 cc. 400 beygir. Hem de benzinli arkadaşlar. Çok yakıyor. Baksana suratına. Sultan.
Evet arkadaşlar, yetmedi. Bir de ekstra böyle kuru mama önlerine koyduk. Vallahi ağa gibi, paşa gibi yaşıyorlar maşallah. İnşallah gelecekte bunun karşılığını çok iyi alacağımıza inanıyorum, fizikleriyle, görüntüleriyle. Yani herkes bu güzellikleri inşallah görecek. Şimdi diğer reisleri çıkartalım ve daha sonra yavaştan bu mutlu videomuzu bitiririz arkadaşlar. Ya bunlara o kadar kaliteli mama veriyorum. Lakin şu tavuk boynunu sevdikleri kadar bir şey sevmiyorlar. Bak nasıl bekliyorlar. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Oo, bak. Cookie sıranı bekle, cookie. Of diyorum sana, of diyorum sana. Maşallah, maşallah arkadaşlar. Abi böyle bir şey görmedim. Eğer bulabiliyorsanız arkadaşlar, kendi köpeklerinize mutlaka tavuk boynu alın, verin. Cookie. Bak, şekil ağda görüldüğü gibi aşırı seviyorlar. Ve o da bu aralar çok sık sık veriyorum. Ona rağmen ne hikmetse vallahi bayılıyorlar arkadaşlar. Vallahi. Alo oğlum. Helerambo koşa koşa geliyor böyle, var ya harbiden. Oğlum yani garip lan bu tavuk boynu alt üstü. Acaba hani kemik olmadığı için çerez niyetine yiyorlar ondan mı arkadaşlar? Bak bak bak. Bak dayanamıyorlar bak. Cookie çok az yiyor bu arada. Cookie ne yapıyorsun sen bu aldıklarını? Genelde bir yerlere saklıyor ama. Evet. Oo, al bakalım bak. Al. Allah. Hadi oğlum. Maşallah. Arkadaşlar neyse, bunları böyle besleyelim. Birazdan devam ederiz.